Yani hukuk fakültesi veya üniversite benim için açık büfe. Çeşitler var. İstediğimi gidip alabiliyorum. Ben mesela hukuk fakültesindeki derslere başladığım zaman bir yandan Betül Mardin'in işletme derslerini dinlemeye gidiyordum, bir yandan bilgisayar bölümünün derslerine gidiyordum. Araştırmanızı içselleştirmenizi, araştırmanızı pazarlamanızı, araştırmanızı daha böyle güvenmenizi istiyorlar. Yani bilişim hukukçuları avukat olarak da yine aynı şekilde şirketlerde teknik ekiple hukuk ekibinin arasında mütercim olarak konumlandırır. Ben Furkan Güventaş'tan. Hukuk Atölyesi başlıklı bu podcast serisinde alanında usta olan isimlere yalnızca yöntemlerini soruyorum. Uzunca bir aradan sonra Hukuk Atölyesi Podcast'in yeni bölümünde konuğum Sayın Doçent Doktor Mehmet Bedi Kaya. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen hocam ilk soruyla ben başlamak istiyorum. Bilişim hukuk alanında çalışıyorsunuz. Nasıl başladı bilişim dünyasına, bilgisayar dünyasına ilginiz? Özellikle çocukluk yıllarınız, oradan başlayabiliriz. Ya aslında böyle evde babamın işleri sebebiyle erken yaşta bilgisayar oldu. Biraz bilgisayarla 90'lı yıllarda haşır neşir olduk. Merak tabii daha derinleşti. Biraz işte bilgisayarda acaba ben de bir şeyler yapabilir miyim? Nasıl bir işte yazılım nasıl yapılır? Program nasıl geliştirilir? Böyle bir ciddi bir merak içerisindeydim. İşte lise yıllarında biraz böyle o dönemler bilişim kitaplarını okumakla başladı. Bazı yazılım kitaplarını okumakla başladı. Yavaş yavaş işte o ilgiyi daha böyle bir profesyonel bir hale getirmeye başladım. Ee, böyle bir aslında kendim en azından bazı temel kodlamaları yapacak bir şekilde aslında bu sürece başladım. Tabii biraz ailemin de baskısı veya yönlendirmesiyle diyelim bu fakültesini tercih etmek durumunda kaldım. Ama tabii bu tercih sırasında da fakültede okurken de yine bilişime olan ilgimi sürdürdüm, dür, sürdürdüm ve orada da yine çeşitli böyle girişimlerim oldu. Dolayısıyla böyle bir ilgiyle başlayan ve daha sonra farklı seviyelerde de profesyonel bir hale gelen bir bilişim maceram var. Belki bir kısmına çok kısaca detayına girebiliriz hocam. Ben ilk başta aslında Delphi ile başladım. Delphi şu an ölü bir dil. Çok böyle kullanılan bir dil değil. Masa bir program yazma hayali. Aslında böyle de derinleşme imkanı da olmadı. Çünkü Delphi o dönemlerde sunmuş olduğu imkanlar çok kısıtlıydı. Daha sonra bir web'e geçiş yaptım. Web aslında daha ufkumu açtı. Burada da web kodlama uygulamada PHP ile başladım. PHP MySQL ile aslında böyle küçük küçük ...kodlar yazmaya başladım. Küçük küçük web sitelerinde uygulamalar yapmaya başladım. İşte bir hakikaten gayet te, ilginç bir tevafuk. Böyle doçentlik alanında ticari iletiler yazmıştım. İlk yazdığım e, böyle e, tam böyle bütün e, bir yazılım olarak da aslında bir mailing yazılımı yapmıştım. E, aslında bir spam'le ilgili bir <laughs> programım vardı. Tabi e, tabii işte e, ben detaylarına girmiyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir yandan da tabii e, işin siber güvenlik kısmına, ağ kısmına daha böyle yönelmeye başladım. Yani dolayısıyla böyle bir işin web ve web güvenlik kısmında epeyce bir mesai harcadım. İşin arka planını biliyor olmanın akademisyenliğe ve sizin diğer faaliyetlerinize etkisini yine soracağım. O, onu şimdilik bir not olarak düşelim ama şimdi kronolojik sırayı bozmadan lisansınızı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladınız. Dönem birincisisiniz aynı zamanda. Şunu merak ediyorum, teknolojiye olan bu ilginiz, merakınız o yıllarda ders çalışmaya ya da fakültedeki faaliyetlerinize yansıdı mı? Ya aslında şöyle, hukuk fakültesine başladığım zaman böyle bir korkum vardı. Yani biraz böyle ben sayısal böyle bir arka planlıyım, işte ben hukuku beceremeyeceğim şeklinde bir korkum vardı. Sonra şöyle bir şey yaşadım, aslında her bir derste dersin arkasında bir kodu görmeye başladım. Dersin arkasında bir sistematiği görmeye başladım. Yazılımda şey vardı değişkenler, e, sabit değerler e, ve işte o takdir alanının olduğu e, biraz daha böyle muhakemenin kullanılması gerekenler. Ve ben e, dersleri böyle küçük küçük parçalara bölmeye, sistematiğe bölmeye çalıştım. E, ve burada da bir yandan da tabii bir yandan işte yazılım şirketinde arkadaşlarla maceramız. Çok kısıtlı bir işte ders çalışma vaktim var. Başka sosyalliklerim var. Dolayısıyla çok Kısa bir vakit içerisinde ders çalışmam gerekiyor, e, dersi çok hızlı bir şekilde anlamam gerekiyor, dersi parçalara bölmem gerekiyor. Ben orada her bir ders için işte keywordler çıkartıyordum, İşte mutlaka bilinmesi gerekenler. Dolayısıyla böyle bir e, aslında e, yazılım mantığıyla yaklaşarak sabitler, değişkenler, bunu bir mutlaka bilmemiz Fonksiyon gerekiyor, fonksiyonlar. fonksiyonlar şu olursa şu olur e, şeklinde. E tabii bu e, biraz böyle e, motomot bir hale de getirdi belli bir yerden sonra. E, yani genel olarak da e, o e, dersin kodunu anladıktan sonra da e, dersi içselleştirmekte çok bir sorun yaşamadım. Dolayısıyla aslında bir yandan da tabii e, bilgisayar bilişim yetenekleriyle işte bazı notları çıkartıyordum. İşte bazı e, keyword'leri çıkartabiliyordum, özetletebiliyordum. Ufak ufak böyle scriptler yazarak yani çok uzun bir metinde en öne çıkan veya mesela birçok içtihatta en çok tekrarlanan şeyler nelerdir? Kendi çabalarımla böyle bir çalışma metodolojisi geliştirmiştim. Ve faydasını da gördüğümü söyleyebilirim. Evet harika hocam. Yani aslında biraz hukuk ve matematik arasındaki ilişkiyi kurup hukuku algoritmaların diline uyarlamaya çalışmışsınız, çabalamışsınız. Lisans döneminin ardından yüksek sansınızı internet erişimin engellenmesi alanında tamamlıyorsunuz. Ve sonra devlet bursuyla... Nottingham'a gidiyorsunuz. Ben Nottingham günlerini de merak ediyorum ama belki şuradan başlayabiliriz. Yine bu podcast'in de konusunu yakından ilgilendiren tez yazım metotları. İngiltere'de bir doktora tezinin yazım süreci nasıl işliyor? Böyle kısa bir silsileden bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Ya Aslında bir tez süreci bir doktora önerisiyle, doktora tez önerisiyle research proposal'a başlıyor. Research Proposal'da çözmeniz gereken sorunu ortaya koymanız, o alandaki temel literatürü belirlemeniz ve bilimsel katkınıza vurgu yaptıktan sonra hangi metodolojiyle bu sorunu çözeceğinizi gerekçelendirmeniz gerekiyor. Şimdi tabi burada biraz daha Türk hukuk eğitiminin... Ee, e, malum gerçeklerinden birisi metodoloji konusu biraz ihmal ediliyor. Ee, ya yani ilk zorlandığım konu e, oydu. Çünkü ben mesela e, araştırma konumu çok detaylı bir şekilde belirtmiştim, literatürü belirtmiştim ama mesela metodolojiyle ilgili bir e, şeyim yoktu böyle. Detay bir e, proposal'ımda bir şey yoktu. İlk e, ilk böyle e, doktora e, tez konusuyla ilgili mülakata e, çağrıldığımda işte e, hocam bana sıklıkla peki metodolojin ne olacak? Ben işte doktrinsel araştırma yapacağım. Niye doktrinsel araştırma yapacaksın? İşte yani doktrinsel araştırma herkes yapar. İşte hukukçu doktrinsel, hukukçu araştırma, doktrinsel araştırma yapar. Peki dedi niye emplik çalışma yapmayacaksın? Ee, i̇şte işte çalışmanın ne olduğunu biliyorum ama bana biraz e, hukuk disiplinine yabancı geliyordu. İşte diğer alanların işte sosyolojinin, psikolojinin veya başka bir alanın eee metodolojisiymiş gibi. E, sonra şey şunu hissettim. Yani yapmayacaksan bile bu metodolojiyi kullanmayacaksan bile niye kullanmayacağına dair bir gerekçe ortaya koyman gerekiyor. Ve bir de şu da çok ilginçti. Mesela yakın zamanda sizin konunuza birebir aynı yazılmış bir konuda tez yazabilirsiniz. Bu biraz garip gelebilir ama o çalışma doktrinsel bir çalışmadır. Siz mesela empirik bir çalışma yaparak bu çalışmadaki araştırmaların uygulamadaki karşılığını tartışabilirsiniz. Dolayısıyla benim doktoranın ilk aşamaları metodoloji, her yerde metodoloji, metodoloji kitaplarımı böyle edindim, okumaya başladım ve sonra şunu fark ettim. Yani aslında... Doktora size bir yöntem öğretiyor. Ne çalıştığınız önemli değil. Ve burada da zaten ilk PhD student, doktor öğrenci olarak başlıyorsunuz. Ee, sizden e, bu ilk yılda olabilir, ikinci yılda olabilir belli bir süre içerisinde upgrade olmanızı istiyor. Aslında farklı bir yeterlilik e, usulü var. Doktora öğrenciliğinden doktor Dora, adaylığına. PhD et de dediğimiz e, e, kısma e, yükselme. Şimdi orada da çok ilginç bir usul var. Yine sizin alandan bir hoca, sizin alan dışı mesela iki hoca yani üç tane hoca yine sizin çalışmanızı metodolojik olarak bir inceliyorlar. Değerlendiriyorlar ve siz bu çalışmanın nihai nihayete erebileceğine dair hocaları ikna etmeniz gerekiyor. Şunu çok görüyorduk işte doktoranın ikinci yılında atılanlar, doktoranın işte üçüncü yılında atılanlar. Aslında şöyle bir şey var. Yani bir araştırma metodolojik olarak uygun bulunmadığı takdirde. İngiliz sisteminde sizi son aşamaya da götürmüyor. Sizi barındırmıyorlar diyorsun. Aynen barındırmıyorlar. <laughs> ben ikinci yılın sonunda mesela upgrade olmuştum. Şimdi e, tabii doktora da e, tezlerde limitler var. Doktor teziniz 100 bin kelimeyi veya 400 sayfayı geçemez. Şimdi burada da tabii aslında siz yazıyorsunuz, bir bakıyorsunuz işte 200 bin kelimeye ulaşmışsınız. 800 sayfalık bir teziniz var. Son yılda Writing Up yılına geçtiğiniz zaman sizden artık konuyu işselleştirmişsiniz metodolojiniz oturmuş. Gerçek manada e, özet bir şekilde sonuca ulaşmanızı is isteniyor. Ya yani aslında çok daha yeni bir bilimsel bir e, üretim e, gerçekleşmiyor. Zaten 3 yıldır biriktirmiş oluyorsunuz. Hatta bir de şey ifadesini kullanıyorlardı o writing up yılına geçtiğin zaman polishing ideas yani fikirlerin cilalandığı. Yani biz toplamışız biraz daha fikirleri bir araya getirmişiz ve bu fikirleri yavaş yavaş cila alıyoruz ve sonra o 100 bin kelime içerisinde konumuzu ortaya koyuyoruz ve en sonda da The way forward yani aslında hocam bana şey derdi buna the way forward da günah çıkarma. Ey okuyucu ben şu metodolojiyle yola çıktım Şunları ispatladım. Şöyle eksiklikler yaşadım. Benden sonra gelecek bir araştırmacı da üzerine şunları şunları inşa ederek neticeye varır. Bunun güzelliği de şu oluyor. Bir tezin sadece giriş ve sonuç kısmını okuduğunuz zaman o çalışmanın doktrine nerede durduğunu, nasıl bir sorunsalı çözdüğünü veya çözemediğini, nasıl çözdüğünü veya niye çözmediğini görebiliyorsunuz ve siz ...bayrağı bir tık öteye götü götürebiliyorsunuz sadece o The Way Forward'ı okuyarak. Evet. Bu bana aynı zamanda şunu da hatırlatıyor. Siz diyorsunuz ya ben 3 yıl boyunca işte 800 sayfalık metin ortaya çıkarıyorum. Son yılda bunu aslında 100 bin kelime içerisinde ifade etmeyi deniyorum. Bu belki de şunu doğrulayan bir şey. Yazım bir araştırma metodolojisidir şeklinde savunulan bir görüş var. Bu görüş diyor ki siz sadece... Kaynaklara bakarak araştırmazsınız aynı zamanda yazarak da araştırırsınız. Yazma sizin beyninizdeki o konuya ilişkin hangi noktaların eksik olduğunu size hatırlatır, gösterir. Ve tabii bu yazım süreci aynı zamanda belki konunun temelini size öğretiyor bu metodolojiyle. Öğrendikten sonra aslında konunun jenerik kısmını sizin doğrudan kendi alanınıza yönelik katkınıza geçiyorsunuz. Bu açıdan çok kıymetli. Zannediyorum bizim Türk Akademisi'nde en çok üzerinde çalışmamız gereken şeylerden biri de bu, ne dersiniz? Ya şey vardır, her yerde böyle slogan gibi böyle afişler asılmış, İşte yazmak, yazmaktır doktora odasında. Yani writing is writing. Şimdi burada da yine şeyler var, İşte boş bir sayfayı editleyemezsiniz ama kötü bir sayfayı, kötü bir yazıyı editleyebilirsiniz, iyileştirebilirsiniz. Yani burada da mesela bir fikir var, yani şunu yapmak istiyorum, Hemen dalışmanız şey Bir yaz bakalım. Yani fikir hani böyle zihinde hani şey vardır ya bazı şey. Ya ben, ben de bitti. Ben aslında oturttum. Öyle değil. Yazmak gerçekten de hani sürekli yazmak. Sürekli yazmak. Ve burada da tabii şey oluyor. O yazmak da şöyle bir şey değil. Bir kez yazdığınız zaman da yazdığınıza çok bağlanmamanız gerekiyor. Çünkü gerçekten de bazı fedakarlıklarda bulunarak o yazdıklarınızı yırtmanız, silmeniz... İşte onları çöpe atmanız da gerekebiliyor. Burada aslında size bir yazma kültürünü öğretiyorlar, belli bir nitelikte yazma kültürünü öğretiyorlar. Nottinghamla ilgili hocam bir de şunu merak ediyorum. Siz orada diğer mebursiyerler ile de temasınız oldu, şehirden yararlanmaya çalıştınız. Ben sizden hikayeleri de dinledim. Ee, şehirden yararlanmayanlar da var mıydı, kendi halinde takılanlar? Ya şöyle, e, ya bu bir fırsat. Ben e, Natim Üniversitesi'nde bir yandan araştırma görevlisi olarak da çalıştım. Yine e, sosyal birçok etkinliğe de katıldım. E, bir yandan aslında e, yine ben Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de aynısını yaptım. Yani hukuk fakültesi veya üniversite benim için açık büfe. Çeşitler var istediğimi gidip alabiliyorum. Ben mesela e, hukuk fakültesindeki derslere başladığım zaman bir yandan Betül Mardin'in işletme derslerini dinlemeye gidiyordum. Bir yandan bilgisayar bölümünün derslerine gidiyordum. Ee, burada tabii e, işte bu imkan olarak bunu görmek. Yani 4 yıl boyunca bana dünyanın en iyi üniversitelerinden birisinde Tüm e, imkanlara e, erişim olanağı sağlanıyor. Burada da şey vardı zaten yani doktora İngiltere'de diğer e, ülkelerin aksine self-study, bireysel çalışma. Bu disiplini de zaten geliştirmeniz bekleniyor. Yani dolayısıyla size bir isim şey demeden kendi inisiyatifinizi e, almanız gerekiyor. Self-study'den kastınız aynı zamanda öğrenmeyi öğrenebilen... öğrenmeyen bu konsepti öğrendikten sonra da kendi kendisine meseleleri çözebilme yeteneği. Aynen. Ve burada da şey vardı tabii. Burada en e, keyifli şeylerden birisi. Doktor öğrenci için bir oda var. Doktor öğrencili Bir arada birinci sınıf, ikinci sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf, writing up e, döneminde olanlar. E, onlarla birlikte yine e, kolokyumlar gerçekleştiriliyor. Herkes teziyle ilgili mesela poster sunumu yapıyor. E, benim için yine o da çok ilginç bir tecrübeydi. İlk yılın son e, ortalarına doğru doğru doktora tezinizle ilgili bir poster hazırlamanızı ve buna ilişkin araştırma gününde de posterinizi sunmanız bekleniyor. Şimdi mesela doktora hukuk ve bir poster halini hazırlamak. O da mesela ilginç bir tecrübeydi. İşte tasarımını yapıyorsunuz. Konunuzu bir işte büyük böyle bir postere sığdırıyorsunuz. Ve ardından o gün hakikaten böyle bir fuar edasında farklı işte o gün işte kokteyl gerçekleşiyor. Hocalar geliyor sizin posterinizin önünde duruyor. Size sorular soruyor. Başka doktor öğrencileri görüyor. Ah benim de metodolojim şu. Sen de benzer bir metodolojiyi kullanıyor musun? Bir ressamın sergisi gibi. Sergisi gibi. Hocanız da tabii danışman hocalarınız uzaktan sizi gözlemliyor. Onlar da bir uğruyor. Mesela sizin e, diğer bir öğrenciyle veya diğer bir hocayla olan konuşmanıza e, şahit oluyor. Ya burada şey şu. Araştırmanızı, içselleştirmenizi araştırmanızı, pazarlamanızı, araştırmanızı za böyle güvenmenizi istiyorlar ve orada da işte böyle bir işte o gün hazırlanmışsınız. Herkes bir de şeyi düşünün. Mesela biz o yıl 30 tane doktor öğrencisi, büyük bir alan. Herkes standının önünde. Mesela sizin konunuz çekiciyse sizin etrafınızda insanların toplanması müthiş bir duygu. Çünkü konunuzu anlatıyorsunuz. Sizin o gün gerçekten de gelecek soruları not almanız gerekiyor. Çünkü sonra da danışman hocanız soruyor size Mesela kim neye ilgi duydu? İşte niye sana hangi sorular geldi şeklinde. Ya özetle hani doktora İngiltere'de sadece şey gibi görünüyor. Sadece işte tezi yazdı, bir tez yazma süreci ama ben e, hani poster sunumu, birinci yıl sunumu, üçüncü yıl sunumu ve diğer bu upgrade süreci gördüğüm zaman bir araştırmacı yetiştirme kendine yetebilen, kendi e, kendine araştırma yapabilen, kendi ayaklarında durabilen Özgüvenli bir araştırmacı yetiştirme süreci olduğu şeklinde böyle bir e, e, gözlemim oldu. Peki. Bilişim hukukuna geçebiliriz. Çokça konuşulan, tartışılan şeylerden bir tanesi bilişim hukukunun daha kökleşmiş hukuk dallarıyla olan ilişkisi. Sizce bunlar bir dirsek teması halinde mi çalışıyor? Bu soruyu neden size yöneltiyorum? Çünkü bir toplantıda çok dikkatimi çeken bir şey söylemiştiniz. Bilişim ve teknoloji hukukçusu hastayı ameliyata hazırlar. Sonra hangi alan onunla ilgilenmesi gerekiyorsa o alana teslim eder ama hazırlık işlemlerini ve sınıflandırmasını kendisi yapar demiştiniz. E, bu konu hakkındaki belki fikirlerinizi daha da açabiliriz. Ya yani burada tabii tartışma sadece Türk hukukuna özgü bir tartışma değil. Yani bilişim hukuku bir disiplin mi veya sadece bir metot mu bu tartışma? hem Amerikan hukukunda hem kıta Avrupası hukukunda çokça yapıldı. Yani aslında şöyle bir şey var. Yani bilişim yeni bir teknoloji, yeni bir teknolojiyi nasıl regüle edeceğiz? Bu ciddi sorunlar aslında ortaya çıkardı. Sorun şuydu. Klasik kuralları uygulasak, geçsek kıyas yöntemiyle. Bu yeterli değil mi? Niye bilişim hukuku gibi yeni bir alana ihtiyacımız var? Ya yani şunu gördük. İşte kıyas bizi belli bir yere kadar götürebiliyor ama bilişimin kendine özgü nitelikleri sebebiyle aslında hakkaniyete aykırı veya ölçüsüz bazı neticeler doğuyor. Bu neticelerin doğmaması adına bilişim hukuku belirli alanların belirli e, kurallarını törpülemeye, onları hatta tersine çevirmeye başladı. Dolayısıyla aslında e, yavaş yavaş e, bilişimin etkisiyle beraber teknolojinin genel manada etkisiyle beraber bazı hukuk kurallarının farklı bir şekilde yorumlanması veya o alanda bir kıyas yapılmaması özgün, ayrıksı kuralların getirilmesi ihtiyacı doğdu. Şimdi tabii bu şu demek değil. Yani şimdi bilişim hukuku dediğimiz zaman bilişim suçları açısından ceza hukukuna Elektronik ticaret bağlamında borçlar hukuku ticaret hukukuna yine kişisel veriler açısından medeni hukuka. Yani aslında hukukun yine hak ekseninde insan hakları hukukuna, anayasa hukukuna birçok alanı etkiliyor. Yani zaten bilişim hukukunun her bir alanda bir bilişim hukukçusunun alanda uzman olması da mümkün değil doğru da değil. Burada bilişim hukukçusunu biraz buz kıran gemisine de benzetebiliriz. Aslında diğer alanlara ön açıyor. Ama tabii şimdi bizim Türkiye'de bu alan daha yeni gelişmekte olduğu olan bir alan olduğu için haliyle birden çok alanda çalışmalar yapılıyor. Zamanla bu alanda metodolojisinin oturacağını düşünüyorum. Biz aslında o teknolojinin dokunduğu alanda istisnai bir kural varsa farklı bir şekilde hukukun o alanı yorumlaması gerektiren biz o kuralları aslında tartıştığımız bir bilim dalı olarak bilişim hukukunu konumlandıracağız. Dolayısıyla aslında yine o örneği veriyorum. Anestezi uzmanı gibi hastayı hazırlar. Ardından bir ticaret uzmanı devam eder, ardından bir idare uzmanı, ardından işte burada durma gibi bir medeni hukukçu devam eder. Ama orada işte ilk noktayı koyacak, o çerçeveyi çizecek. Yani bu alanda örnek veriyorum. Platform sorumluluğu en klasik örneklerinden birisi. Hem ceza hukuku açısından hem borçlar hukuku açısından. Klasik sorumluluk hukuku kurallarını işletirsek hakkaniyete aykırı bir durum gerçekleşir. Ve bir yandan da yine aslında bu bilişim hukukuna ilişkin kurallar bir hukuk politikası neticesinde gelişiyor. Yani Avrupa Birliği'nde en somut örneği bilgi toplumu hizmetleri. Yani bazı kurallar da istisnalar getiriliyor. İstisna getirmesinin sebebi de bu alanla ilişkin belirli bir özgürlükçü bir e, alanı muhafaza etmemiz gerekiyor. Kurallar getirmemiz gerekiyor. Zira bu alanın geniş e, genişlemesi, gelişmesi, genel olarak bilginin e, bilginin toplumda yaygınlaşması, erişilebilir olması toplumun menfaatini. Dolayısıyla burada evet. farklı kurallar e, ortaya çıkıyor. Bilişim hukukçusu da bu e, kesişimde duran kişi olarak Konumlandırabiliriz. Peki hocam Avrupa Birliği sizce doğal sınırlar içerisinde mi hareket ediyor yoksa bir gereğinden fazla regülasyon durumu mu var? Ee, zannediyorum dil bilimci ve hukukçu araştırmacıların yaptığı bir araştırma var. Avrupa Birliği'nin dijital tek pazar stratejisi kapsamında çıkarılan düzenlemeleri algılayabilmek için hangi eğitim seviyesine sahip olmak gerekir? Bu sorunun cevabını arıyorlar. Araştırmanın neticesinde ulaşılan sonuç çok enteresan. Bu dijital tek pazar stratejisi kapsamındaki işte regülasyon, direktif ve diğer komisyon belgelerini anlayabilmek için doktora seviyesinin üzerinde bir eğitim seviyesine sahip olmanız gerekiyor. Bu aynı zamanda belki hem şirketler için uyum maliyeti demek, hukukçular için yeni alanların tekrar özümsenmesi demek. Avrupa Birliği bilişim ve teknolojinin regülasyon açısından sizce doğal sınırları içerisinde mi? Southampton'da bir profesör şöyle bir örnek vermiş diye. E, U.S. E, innovates, EU regulates, China replicates diye böyle bir e, <laughs> e, şey paylaşmıştı. E, Amerika e, inovasyon yapar, icat eder, Avrupa düzenler, Çin taklit eder diye. Evet. E, şimdi e, burada şu bir gerçeklik ki, inovasyon açısından e, Avrupa bir tık daha geride tabii ki. Şimdi ama burada bir reaksiyon var, bir şey yapılması gerekiyor. Bu reaksiyonda regulasyonla gösterildi. İlk aşamada çok makuldü örnek verilen düzenleme işte GDPR yine GDPR ile aynı dönem işte e, dis direktifi, Şebeke ve Bilgi Güvenliği direktifi ve o ilk meyveler aslında çok makuldü ama zamanla ilkeler değil daha kazuistik bir şekilde bu alanı düzenlemeye başladı ve sonra şöyle bir şey çıktı. Ah biz bunu düzenlemişken niye bunu da düzenlemeyelim? E bunu düzenliyoruz hadi artık e, platform... Bu geçtik artık platformun B2B ilişkilerini, B2C ilişkilerini platform çalışanlarının hukuk statüsünü düzenleyelim şeklinde. Ve bir yandan da tabii Avrupa'da da şey tartışması çok vardı işte harmonizasyon mevzusu. Yani özellikle teknoloji alanında böyle bir harmonizasyonu sağlayalım. O yüzden her şeyi uyumlaştıralım, her şeyi düzenleyelim şeklinde bir şey çıktı. Ama burada rasyonel bir şekilde gittiğini söylemek gerçekten de zor. Aşırı regül yani sadece aşırı regülasyon değil. Her regülasyon bir maliyettir. Şimdi büyükleri e, hukuk sınırına çekmeye çalışıyorlar. Bunun için çok katı düzenlemeler yapılıyor. Big tech, Big tech şirketlerine. Ama burada ortaya çıkan maliyet sebebiyle kobiler küçük ve orta büyüklükteki işletmeler rekabetin gerisinde kalıyor. Ve burada şunu görmeye başlıyoruz. E, yani uyum maliyetine büyük teknoloji şirketi katlanabiliyor. Ama küçük şirket katlanamıyor. Ve dolayısıyla Birliği'nin yine rekabet alanındaki pozisyonu geriye düşüyor. Geriye düşüyor. İşte burada da şunu öneriyorlar. Diyorlar işte biz COBİ'lerle ilgili destek paketleri sağlayacağız, destekleyeceğiz. İşte belli istisnalar getireceğiz. Yani hukuk ve işte toplumun gerçeklikleri arasında burada bir kopukluk var. E tabi bu da bir dalga şeklinde yayıldı. E, Avrupa yapıyorsa doğrudur. E, o zaman biz de hemen birebir bu düzenlemeleri kopyalayalım. Dünyanın birçok ülkesinde böyle bir yeni bir teknoloji regülasyonu dalgası var. Yani ve yavaş yavaş şey oluyor. Hani Avrupa'da ciddi bir şekilde artık uyum satılan bir hale geldi. Peki hocam. Siz e, Nottingham günlerinden bahsettik. 2014 yılında doktoranızı tamamlıyorsunuz. Türkiye'ye döndükten sonra ilk çalıştığınız yer Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İdari hukuk alanında 5 yıl öğretim üyeliği yapıyorsunuz 2019'a kadar. 2019'un ardından Bilgi Üniversitesi'ne, İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne geçip burada bilişim ve teknoloji hukuku ana bilim dalında öğretim üyeliğine devam ediyorsunuz. 2023 yılında da bu alanın ilk doçentlerinden ve en bilinen doçentlerinden biri oldunuz. E, ben bu kapsamda şunu sormak istiyorum. Sizce bilişim hukukunda başarılı bir hukukçu portresi nasıl çizilir? Örneğin kodlama bilmeli mi? Mesela bugünün popüler kodlama dillerinden bir tanesi Python. Yoksa algoritmalara aşina olması yeterli mi? Ee, ne dersiniz? Aslında şey örnek veririm hani yumurtanın iyisinden anlamak için yumurtlamaya gerek yok. Ama... Yumurtlama sürecini bilirseniz, hani yumurtaya ne iyi gelir, yumurtlama süreci nedir, o prosese ilişkin empatiniz yüksek olursa verimi arttırabilirsiniz. Yani bu da böyle bir aslında bilişim hukukunda da aynısını söyleyebiliriz. Yani çalıştığınız alana göre, ya yani kodlama şart değil kesinlikle. Hatta kodlama çoğu zaman çok faydalı da olmayabilir. Ama mesela siber güvenlik çalışıyorsanız, internet hukuku çalışıyorsanız, network nasıl çalışır? IP ile nasıl çalışır? DNS nedir? Root nedir? Bunu bildiğiniz zaman o meseleye hukuki bir e, çözüm getirmede e, aslında daha hızlı e, bir e, hareket edebiliyorsunuz. Ve daha isabetli yorumlar yani, getiriyor. Tabii ki tabii ki. Mesela yine aynı şekilde yani yazılımlar alanında yazılımın nasıl çalıştığını bildiğiniz zaman yazılımın modüllerini, yazılımın işte fikri mülkiyet açısından bile korunması gereken yerlerini, fikri mülkiyet ihlalini, detayını görebiliyorsunuz. Keza algoritmanın nasıl çalıştığını e, temel çerçevesi bakın şey demiyorum. Yani Bilişim hukukçuları avukat olarak da yine aynı şekilde şirketlerde e, teknik ekiple hukuk ekibinin arasında mütercim olarak konumlandırır. E, çünkü e, burada teknik ekip hukuk metninden anlamaz. Hukukçu ekip Teknik ekibin e, dilinden anlamaz. Bilişim hukukçusu o aradaki ikisinin empati yeteneğini arttırandır. Şimdi e, teknik olarak imkansız bir şeyi istediğiniz kadar hukuki hedefler koyun. E, bunlar böyle yapılmalı deyin. Yani burada e, şey e, e, manasız olur. Bir amaca ulaşamazsınız. E, aynı şekilde teknik birisinin de hukuki e, sınırları bilmemesi e, aslında ciddi bir sorun. Dolayısıyla e, biz şey diyoruz. Yani yazılım illa bilmek şart değil hatta bazen çok daha şevki de kırabiliyor ama bilişimin temel kavramlarını sistemin nasıl işlediğini görmekte fayda var. Bu da tabii şöyle bir kolaylık sağlıyor yani yeni bir teknoloji çıktığı zaman biz hemen böyle biraz kurcalarız satın alırız. işte e, üye oluruz. E, burada e, o deneyimledikten sonra ne tür sorunlar ortaya çıkıyor? Gördükten sonra ah bu zaten şuna ilişkin örnek, edge computing için bir şey yapmaya gerek yok. Zaten cloud computing için getirilen kuralları burada zaten uygulayabiliyoruz. Onların Türkçe terimlerini de alabiliriz. Tabii tabii ki. Yani edge ed computing e, ta tam U, uç, uç bilgisayar <laughs> aynı yani şey diyeyim. Kuantum bilgisayarlar örneğini çok e, somut verebiliriz. E, e, Cloud computing de bulut bilişimde. Yani hocam anladığım şu, bilişim hukukçusu olmak isteyen birinin kodlama bilmesi şart değil. değil. Ama kodlama dünyasının en basit yapılarından biri olan if this then that şu şöyle şu olursa Hı -hı. bu sonuç ortaya çıkacak şeklinde fonksiyonları okumayı en azından bilmesi ve teknik ekiple bağlantıyı kurabilmesi. Siz çok güzel ifade ettiniz. Mütercim olabilmesi önemli. Ama onun dışında doğrudan bir kodlamayı bilmesine gerek yok. Ama Tabii. sadece teknolojinin akışı, sürecini, o süreçleri kendi içerisinde bilmesi önemli. Ya burada şu daha çok çok önemli. Bir sorunun teknolojik olarak çözülebileceğini biliyorsanız o sorun kompleks bir sorun olmaktan basit bir soruna doğru dönüşebiliyor. Yani şeyi görebilmek yani buna teknoloji aslında şunu yaparsa çare olur. Dolayısıyla aslında bu empati yeteneğinizi de geliştiriyor. Tabii şey açısından şunu da söyleyebilirim hani belki araştırma teknikleri kısmında daha somutlaşırız. Yani bir yandan da e, belirli araçları daha ileri düzeyde kullanmak da sizin hayatınızı hızlandırıyor. Bağlantılı olduğu için hemen sorayım hocam. Siz araştırma yaparken ve diğer faaliyetlerinizde hangi dijital araçlardan faydalanıyorsunuz? Teknolojiden nasıl faydalanıyorsunuz? Ya aslında şöyle birçok program kullanıyorum. Yani tek bir program kullanmıyorum. Yani şimdi e, bununla ilgili hatta yakın zamanda bir blog yazısı da yazdım. Hani evet. çünkü çok soruluyordu. Hocam hangi programları kullanıyorsunuz diye. Şimdi ilk başta bilgisayarda ne var ne yok aramak için bir program kullanıyorum. Ama bu program yetmiyor dosyaların içerisini indekslemem gerekiyor. Hızlı bir şekilde dosyaların içerisini indekslemek için. Çünkü mesela şu an benim bilgisayarımda yaklaşık 30 bine yakın PDF dosyası var. O PDF dosyasına çok hızlı bir şekilde böyle bana önizleme sağlayacak şekilde görebilmem gerekiyor. Hangi dosyada ne var? Bunun için bir program kullanıyorum. Bir yandan kütüphanemi tamamen dijitale dönüştürdüm. Bunun için yıllardır EndNote kullanıyorum. E EndNote dışında araştırmamı, e notlarımı almam gerekiyor. OneNote kullanıyorum. Ama yine takip akıldığım bir yer olursa bazen mesela işte örnek veriyorum bir konuda 20 bin 30 bin tane karar var bu 20 30 bin karar içerisinde belli bir anahtar kelimeyi en çok kullanılanları bulmam gerekiyor. Ya yani çok basit bir kodlamayla bazen hani gidip bunu şöyle bir analiz etsin. İşte gidip oradaki kararları böyle bir sıraladığımız bazı uygulamalar da var. Peki yapay zekadan faydalanıyor musunuz? Yapay yani, zeka araçlarında. Belirli yapay zeka araçlarını kullanıyorum ama hep her zaman tepkinli kullanıyorum. Oradan biraz şeyim şu, yaklaşımım şu. Ya yani şey deniyor işte mesela bu PDF'i, işte bu makaleyi yapay zeka için özetleyebiliyor. Doğru, özetleyebilir. Ama hukuk biraz ayrıntıda gizli ve biz aslında bir şey okuduğumuz zaman sadece sonucu değil, oradaki metodu, diğer detayları da içselleştiriyoruz. Yani ben yine klasik okumamı yapıyorum, kendim içselleştiriyorum. Şöyle bir özet acaba benim kaçırdığım bir yer var mı diye bazı yapay zeka araçları kullanıyorum. Onu teyit etmek için kullanıyorum. Yani burada <laughs> özellikle bizim için muhakeme çok önemli ve ayrıntı yani biz hani hukukçuyu farklı kılan o ayrıntıyı yakalaması. Yani o ayrıntı o know-how yapay zekada kalıyor. O yüzden e, burada biraz temkinli yaklaşmakta kesinlikle fayda var. Evet. Hocam sona doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Ben sizin yayınlarınızı uzun süredir takip ediyorum. Sadece formal yayın tiplerini değil aynı zamanda internet dünyasına uygun yayın tiplerini de kullanıyorsunuz. Bir kişisel web siteniz var. Bu web sitesi üzerinden zaman zaman akademisyenlerin, hukukçuların faydasına olabilecek paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Sosyal medya hesaplarından güncel gelişmelere ilişkin yorumlarınızı paylaşıyorsunuz. Tüm bunlarla bağlantılı olarak Sizce bu dijital dünyada bir hukuk akademisyeni nasıl olmalı? Örneğin bir web sitesi olmalı mı? Blogunda sürekli yazmalı mı? Diğer sosyal medya platformlarını ve kanallarını nasıl kullanmalı? Adım adım gidelim. Yani blog ilk başta hani benim hakikaten dünyaya açılan kapım. Ben 2002'de İlk böyle bedi komu kaydetmiştim. O zaman çok tabii çok içeriğim yok. Daha hukuk fakültesi öğrencisiyim. Böyle birkaç tane böyle içerik yazıyordum. Sonra e, tabii ismim çiftiyle olunca böyle yazımı da hep hatalı olunca 2009'a mbkya.com şu anki aktif kullandığım blogu açtım. Ama böyle bir son 2010'dan 11'den sonra daha böyle içerik paylaşmaya başladım. Ama bunu motive eden beni yabancı akademisyenler oldu. Şimdi bir konu var. İşte ilk başa dönüyoruz. Bir yani makale yazma, kitap yazma ciddi bir vakit. Ve çok hızlı bir şekilde bir yorum yapılma ihtiyacı var. Şimdi burada şunu görmeye başladım. Özellikle İngiliz ve Hollandalı akademisyenlere daha sık görüyorum. Onlarda böyle bir blok kültürü var. Ya yani bir içtihat çıktı. İçtihatla ilgili böyle bir sayfa, iki sayfa böyle bir yorumunu paylaşıyor sizin nereye bakmanız gerektiğinde sizi yönlendiriyor. Hani bir önceki sorunun yanıtında demiştim ya hani böyle belirli referanslarım var. Önce bir bakıyorum orada neler paylaşılmış diye. Şimdi bu tabii şöyle bir fayda sağlıyor. Bir, size bir taslak oluşturuyor. O daha sonra bir makaleye çevirebilirsiniz, kitaba çevirebilirsiniz, başka bir çalışmaya çevirebilirsiniz. İki, Akademisyen topluma faydası olması gerekiyor. Akademisyenin bilgisi açık erişim olması gerekiyor. Bilgiye erişimi kolaylaştırması gerekiyor. Toplumun her kesimine erişmemiz gerekiyor. Yani şu an bir akademik çalışma özellikle elektronik ortamda yayınlanmıyorsa çok dar bir çerçeveye yayınlanıyor, erişiliyor. Yani dolayısıyla ben bunu bir sadece işte kendi dijital görünürlüğümü artırmak olarak değil. Ama bir yandan da aslında o topluma erişmek için de bir araç olarak görüyorum. Ve sonra zamanda yavaş yavaş işte mesela slaytlarımı yüklemeye başladım. Ee, i̇şte Türkiye'nin farklı yerlerinde hukuk fakültesi öğrencilerinden güzel yorumlar aldım. Çok mutlu oldum. Sonra yavaş yavaş işte böyle kısa kısa böyle blog yazıları yazmaya başladım. Ve onların erişilebilirliğini hani e, okuma sayısını gördüm. E, daha mutlu oldum. E, ve şey gördüm yani oradaki o tastak sonra bana bir makale için bir fikir verdi daha erişilebilir oldu. Yine sosyal medyada da yine aktifim. E, sosyal medyada da gerçekten de aktif olmak gerekiyor. Yine İngiliz ve Hollandalı avukatlar, akademisyenler, bilişim hukuku alanında çalışanlar çok aktifler ve onların da e, o paylaşımda belli bir formatta paylaştığını görüyoruz. Onlar da bize ilham oldu. Yani mesela bakıyorsunuz bir konu çıkıyor. Önce 4-5 tane bir tweet e, zinciri içerisinde temel e, e, şeyi söylüyor. Ardından o tweet e, zincirini bir blok yazısına dönüştürüyor. O blok yazısı sonra SSRN'de bir açık erişim bir e, e, nota dönüştürülüyor. Ardından bir yıl sonra bakıyoruz o bir makaleye dönüştürülmüş. E, dolayısıyla sürekli bir e, şey var ve günün sonunda bize şunu getiriyor. Yani o akademisinin o alanla ilgili o fikirlerin dönüşümü hani mesela şey görüyoruz. Daha önce ben bu şekilde beyanda bulmuştum ama şu sebeple şöyle olduğunu gördüm. Kendini güncelleyebiliyor. Ben, bir de şey var herhalde hocam. Farklı formlar içerisinde aynı konuyu işlemek farklı kitlelere hitap etmeyi de sağlıyor aynı zamanda. Evet. Yani mesela işte... Ya bin sayfa bir kitap yazıp daha sonra bunun 300 sayfalık bir ders kitabı formatını yayınladığınızda aslında farklı insanlara hitap etmiş oluyorsunuz. Burada da farklı formların karışımını görüyoruz. Şey var, İnternet hukuku kitabımın başında söylemiştim. İnternet hukukudaki bu kitaptaki çalışmaların büyük bir kısmı zamanla hukuk tarihinin konusu olacaktır. Dikkatli okuyunuz. Şimdi dolayısıyla bilişim hukukunda e, dijital yayıncılık e, böyle bir blog ya e, yazarlığı e, alan içinde geçerli. Çünkü e, alan o kadar, teknoloji o kadar hızlı bir şekilde gelişiyor ki. yani Mesela benim bir çalışmam var şu an bir yılı e, aşıyor. Şu an yayınlanma aşamasında. Ama o teknolojiyle ilgili söylediklerim gerçekten de bir kısmen güncelliğini yitirmiş olacak yayınlandığı zaman. Özetle günceli yakalamak için, kendinizi motive etmek için ve topluma katkı sağlamak için, erişilebilir olmak için blog gerçekten de önemli. Ve en önemlisi de bu dijital görünürlük de size farklı şekilde projeler, farklı şekilde insanların size ilişkin böyle ön yargılarını kırması, sizi tanıması için de bir fırsat sağlıyor. Hocam son olarak nasıl bitirilecek? istersiniz Yani ben e, çalışmalardan keyif alıyorum. İdare hukuku alanında da keyif aldım. Regülasyon alanında çünkü daha çok çalıştım. Ya bir alanın regülasyonu, düzenlenmesi, kurallar koyulması, kurum kurulması, ilkeler getirilmesi, yaptırımlar böyle getirilmesi. Ya biraz şey gibi Age of Empires tane şey kuruyorsunuz. Da böyle <laughs> sistemi kuruyorsunuz böyle şeyde. Yani biraz onun gibi işte e, o e, beni gerçekten cezbetmişti. E, ama tabii işte biraz... Daha, daha yoğunlaşma adına hani bilişim hukuk anlamıyla geçmem gerekiyordu. Yani o zorunu hissettim çünkü hani tamamen teknoloji çok fazla okumam gereken şeyler var. Çok fazla yazmam gereken var ve o disiplinde yazmam gerekiyor. Yani şu an keyif alarak çalışmaları yapıyorum. E, meyvelerini alıyorum. Çok böyle bir e, yine tez öğrencilerim çok çok iyi işler yapıyorlar. Çok mutlu oluyorum. Onların da çok iyi yerlere e, gelmesi çok iyi çalışmalar yapılmasını. Yani bir akademisyen için zaten bundan daha büyük bir mutluluk yok. E, yani Dolayısıyla e, bunu söyleyebilirim. Sadece işte e, bir ön yargı oluşması. İşte bilişim hukuku çok teknik. Bu ön yargı hata yaptırır. Öyle bir ön yargı olmasın. E, alanı çok büyütmeye gerek yok. Alanı çok böyle şişirmeye gerek yok. Böyle kaleler oluşturmaya gerek yok böyle şey noktasında böyle geçilmez. Çünkü şey şu. Bilişim hukuku e, yani çok da böyle zor bir alan değil. Bazıları nedense böyle hani sanki yapılan işi daha da önemli hale getirmek için bunun böyle zorluğunu öne çıkarıyor ama hukukun her alanı zor. Hukukun her alanı teknik. Yani hani teknik olmayan bir alan yok zaten böyle. Yani özetle şey şu, yani biz hukukun diğer alanları içerisinde var olan yeni bir genç bir alanız. Yani bu o yüzden bu ön yargıları da bence ortadan kaldırmak gerekiyor. Yani e, hukuk sadece bilişim hukukundan ibaret değil. İşte mevzuat sadece KVKK'dan e, ibaret değil. E, 5651'den, ETK'dan. Biz hukukun o küçük alanında bir böyle kendi metodolojimizde e, hukukun diğer alanlarıyla uyumlu bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Unutmayın yani hukuk bir bütün. Yani bir bütünde böyle bir zaten şey olma imkanı da yok böyle e, bu şekilde. Ben tekrar bu fırsatı tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkürler. Keyifli bir söyleşiydi. Yeniden görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.